Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaç gün önce olduğunu hatırlamıyorum ama en son çektiğimiz o TikTok hayat hileleri videosunun ikincisini çekiyorum. Şimdi bu arada odamı değiştirdim ben tekrardan. Eski odama geri geldim. Şimdi şöyle ilk hilemizle başlayacağız. O zaman ben hemen malzemelerimizi alıp geleyim. Evet, ilk hilemizin yerini hazırladım. Bunun için bir tane şorta ihtiyacımız var. Şimdi hani şortların böyle bu ipleri hep içine kaçıyor da biz böyle onları çıkartmakla uğraşıyoruz. Fakat sonra eskisi gibi olmuyor ya. Onlara bir tane çözüm varmış. Şimdi bunu böyle alıp böyle yapıyormuşuz işte. Bildiğimiz şöyle düğüm atıyormuşuz resmen. Böyle bir şey. Burada bırakıyoruz, tamam mı? Ondan sonra aynısını buna da yapıyoruz. Ben yapamayabilirim yani. Bu konularda çok fazlaydı. Ha tamam, böyle içine geçiriyorduk. Evet. Hileyi izlemedim. Çünkü bunları izleyeli bayağı uzun süre olmuştu. Tamam, buraya kadar her şey tamam. Bildiğimiz düğüm atarmış gibi ama sıkmadan sizleri birazcık daha yaklaştırayım. Hatta şöyle birazcık daha indirelim. Evet bak, şöyle beyaz kağıt da koydum altına gözüksün diye. Şöyle, anladınız mı? Hatta sizleri birazcık daha aşağıya indirelim. Ki görebilirsiniz. Şöyle bir dakika. Aha, tamam. Oldu. Tamam, buraya kadar her şey tamam. Şimdi ben bunu alıyorum. Buradaki o yuvarlağın içerisine bunu da alıp diğer taraftakinin içerisine böyle sokuyorum. Ve bu iki taraftakini çekiyormuşum. Tamam mı? Tamam. Artık alsam olmaz. Tekrardan bunu koyalım. Şimdi şöyleymiş. Bunu böyle açabiliyormuşum. Kapatabiliyormuşum. Aslında güzel bir hile. Bakalım nasıl duruyor. Aslında kötü de durmuyor. Güzel oldu. Ben sevdim, kullanacağım. Artık yeşil şortumu da rahatça giyebileceğim diyebilirim. Güzel bir hileymiş. Çalışıyor. Şimdi şöyle, bu hilemiz güzel çalışıyordu. Sevdim, kullanacağım da böyle güzel ya. Benim hatta birkaç tane şortumun öyle olmuş, içine kaçmıştı ipleri ve ben de geri çıkartamamıştım. Neyse, burada hilelerim yazdı. Şimdi bu hilemiz oldu. Şimdi hani okula gidiyoruz ya. Benimki de artık sonunda açıldı. Neyse. Benim şimdi orada hocalar ders anlatırken ben göremiyorum. Hani böyle ne diyeyim, ha bir fırını açtınız diyelim. Böyle içinden bir buhar çıkıyor. Gözün mesela şey oluyor komple. Buhar oluyor. Ya da tencereyi açtığında o karşıdaki yani duvardaki fayans böyle hep buhar oluyor. Aynısı gözlüklerimizde de geçerli. Maskede. Hemen yanıma bir tane maske alıp geliyorum. Şimdi ben böyle taktığımda şu anda olmuyor ama belki ışıktan dolayıdır. Bilmiyorum. Ya da ona göre şey yapalım. Dur. Arada bir oluyor da şimdi olmadı. Neyse. Şey oluyor. Böyle gözlük buharlaşıyor. Bunun içerisinde, bunun içinde de bir şey var. Bunun içinde de ne ya? Bunun içinde bir şey varmış. Bunun için. Evet. Tamam. Çok saçma oldu ama neyse. Şimdi böyle yan dönüyorum ya. Bir dakika. Tamam. Bunu böyle yan yine kıvırıp böyle. Bunu da kıvırıp böyle. Bunun için diğer şunları ince olan maskelerden kullanırsanız daha güzel olur. Bunu da böyle kıvırıp böyle yapıyormuşuz. Bir dakika yapalım bunları. Şöyle kıvırıyormuşuz, tamam mı? Bunu da böyle kıvırıyormuşuz. Kıvıralım. Şöyle olacak. Tamam mı? Şimdi bunu sıkılaştıracağız bir dakika. Olmuyor da şekli çok garip durdu. Böyle buraları falan boş oldu. Bilmiyorum, bunu okulda denerim. Perşembe günü okula gittiğimiz zaman. Oluyorsa bu videonun üçüncüsünde sizlere söylerim. Çünkü şu anda yani buharlaşmıyor. Çünkü uzun süre maskeyi takmadım. Uzun süre taktıktan sonra buharlaşıyor. Peki. Bunu kapımızın arkasına...
Dışarıdan son ses müzikle araba geçiyor. Ve saat 10:47 geçiyor. Yani yasak var şu anda. Neyse. Bu hilemiz çalışıyor mu çalışmıyor mu emin değilim. O nedenle buna bir şey söyleyemeyeceğim. Çalışıyor olabilir, çalışmıyor olabilir. O yüzden üçüncüsünde bakacağız buna. Üçüncü hilemize geldik. Bu hile çok üşüyenler için. Ben de çok üşürüm. Mesela özellikle kışın. Üşüyorum bilmiyorum. Böyle üşüdükten sonra karnım ağrır böyle. Nefes alırken böyle çok garip hissederim. Bu nedenle yanınıza bir tane şal veya şey alıyoruz. Atkı. Bununla kazak yapacağım. Bu olur mu bilmiyorum. Şöyle upuzun bir şey. Neyse deneyeyim be. Şimdi ben geri geldim. Kameramın yerini değiştirdim bir dakika. Bu hileyi daha önceden Feyza'ya yapmıştık ve çalışıyordu. Şimdi bu birazcık şöyle uzun bir şey. Bunu o yüzden ikiye katlasam olur mu? Bilmiyorum. Hem öyle deneyelim hem öyle. Önce normal şeklinde denersem ama benim boyum kadar neredeyse. O yüzden ikiye katlayalım hemen şöyle bir. Tamamdır. Şimdi böyle yaptım. İlk önce ne yapıyormuşum biliyor musunuz? Ben bunu alıyormuşum. Tövbe tövbe. Biz normal deneyelim. Böyle yapıyorum ya. Ondan sonra bunu böyle. Ay olmuyor. Kolum yetişmiyor arkama. Daha sonra arkadan şöyle alıyorum. Tamam mı? Kolumu altından böyle geçiriyorum. Tamam bu burada böyle bir kalsın. Sonra alıyorum bunu. Bunu aynı şekilde yapıyorum da. Aha olmuyor. Allah. Kaldım ben bunun içerisinde. Hava da şu an aşırı derecede sıcak. Ah bir dakika şunu ayarlayalım. Siz kendinize göre bir şey seçerseniz olur da benimki zaten düzensiz oldu ama yanında işe yarıyor ki benim boyuma göre de olmadı. Neyse işe yarıyor ama hava da çok sıcak. 30 derece var mıdır? Bilmiyorum. Öyle o civarlarda bir şey ve aşırı sıcak ben yanıyorum. Bu hilemiz çalışıyor. Ben kullanmam ama. Yani direkt dolaptan hırka alır üzerime geçiririm. Bununla hiç uğraşmam. Neyse bir tane fotoğraf bulup koyarım nasıl durduğunu. Fotoğraf bulabilirsem ama neyse çok bir söz vermeyeyim. Kaçıncı ilimiz oldu bakayım bir hemen bir dakika. Şimdi şunu yaptık, şunu yaptık. İki tane ne olmuş? Üçüncüsünü de yapmışız. Bunu da bir tane artı koyalım. Dördüncü hilemiz. Hemen geliyorum. Dördüncü hilemize geçelim. Bu hilemizde yanımıza almamız gereken malzeme. Bir soda. Hemen açalım. Adam inşallah çıkmaz ya. Ne yapayım ben bunu? Bilmiyorum. Yavaş yavaş açalım. Fışkıracak. Çünkü ben merdivenden çıkarken falan. Yavaş yavaş. Tamam artık açabiliriz. Ak fışkırmadı. Fışkırmadı. Yalnız fışkırmadı değil. Fışkırmadı. Bardak alıyoruz. Bunun içerisine dökeceğim. Çünkü soda asitli olduğu için. Bu hilemiz çalışmıyor. Anneme de limonlu soda yaparım. Biraz sonra mutlu olur. Başlayalım. Tamam, bunu da yerine kaldıralım yine. Bunun içerisine hemen su doldurup geliyorum. O zaman bunu da kapatalım. 3, 2, 1. Bir hilemize geçelim. Şimdi bir tane de böyle peçet alıyoruz. Bunun içerisine suyla dolduracağız. Fışkırmasın yoksa annemiz çok kısabilir. Tamam, ağzına kadar suyla dolduruyoruz. Şu an oraya kadar getiremem ama neyse. Bir yere koyalım, tamam mı? Dur, aşağı indirelim biraz. Peçete alıyoruz. Tamam mı? Ama ağzına kadar dolmadı ki bu biraz da önümüze. Şimdi dışarı koyalım. Ha tamam tamam şimdi oldu tamam tamam tamam. Hemen peçeteyi alıyoruz üzerine şöyle koyuyoruz tamam. Bak ıslandı peçetenin üzeri gözükmüyor ama neyse. Şöyle üstten alta doğru çekeceğiz. Şimdi bana hilede gösterilen şey şu. Şişeyi baş aşağı çevirdiğimde dökülmeyecekmiş. Ben bunu denemiştim içten dökülmüyor bakın. Ağzına bu var. Döküyorum hatta sallayalım.
İnat ürünü deneyebilirsiniz. Cidden gerçekleşiyor. Hiç yapmayalım. Tamamdır. Ben artık bunları çöp atıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bugün tam 4 tane ile denedik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer buraya kadar izlediysen videomu beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben de soda içeyim. Annem yatırmayacağım. Asidik açmayı sevmeyebilir. Neyse, o zaman hadi bay bay. Abone olun ha, unutmayın. Aa.